Bugünkü konumuz 17. yüzyılda yaşamış İngiliz filozof John Locke'un yorumladığı şekliyle kişisellik ve kimlik. Bu dersin orijinali Yale Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Michael Della Rocca tarafından hazırlandı. Kendisi çok uzun bir süredir, 1991 yılından bu yana aynı üniversitede. Michael Bey'i şöyle çizmiş olalım. Evet. Üniversitede bu çok sevdiği işi yaparak yıllarını geçirmiş. Ve şimdi bu dersin hazırlandığı yıl olan 2014'e gelelim. Yine aynı insan karşımızda ama bu sefer çok daha tecrübeli ve alanında uzmanlaşmış. Ne kadar ilginç değil mi? Peki onca yıl geçmiş olmasına rağmen ne sebeple size bu kişi 1991 yılındakiyle aynı kişi bu zaman zarfında pek çok değişiklik gerçekleştiğini tahmin edersiniz? Eminim Michael Bay bu yıllar boyunca kilo alıp vermiştir. Pek çok kitap okumuş, pek çok ders vermiştir. Bu süre içinde ailesi genişlemiştir. Ancak bütün bu değişiklikler süresince aynı kişi olmayı sürdürmüştür. Yani onun değişiyle ben. Kan Akademi'deki bu dersi veren kişinin 1991'de üniversitede ders vermeye başlayan genç akademisyenle aynı kişi olmasını sağlayan şey nedir? İşte tam bu noktada zaman içinde kimlik sorunu dediğimiz meseleyle karşı karşıyayız. Bu ifadeyi video boyunca kullanacağım için aklınızda tutun. Aslında kimliğin zaman içindeki durumunu kastediyorum. Filozoflar uzun zamandır bu soruya cevap vermeye çabalıyorlar ve elbette bu soruya verilen en iyi cevap konusunda herhangi bir fikir birliği yok. Yani geçmişteki kişinin neye dayanarak gelecekteki kişiyle aynı kişi olduğu sorusu hala yanıtlanmayı bekliyor. Bizim de John Locke'un teorisi örneğinde bugün ışık tutmak istediğimiz soru bu. Ancak bunu yapmadan önce başka bir konuya değinelim. Genel olarak felsefi sorunların doğası ve felsefi sorunlarda ilerleme kaydetmenin ne olduğuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Felsefenin en temel problemlerinden birçoğu yüzlerce hatta binlerce yıldır insanlığın zihnini kurcalıyor. Buna bugün konuşacağımız kimlik meselesi de dahil. Ve dediğim gibi bu sorun ya da meselenin çözümünde herhangi bir uzlaşmaya varılmış değil. Bu biraz sinir bozucu ve caydırıcı görünebilir. Çünkü eğer bu meselelerle ilgili hiçbir gelişme yoksa o halde neden uğraşalım ki? İşte bu neden uğraşalım sorusu da aslında felsefi bir soru ve felsefenin kendi doğası hakkında bir soru. Önemli felsefi sorunların çoğu yıllar içinde çözümlenemediği halde neden bunlarla uğraşmaya devam ediyoruz? Evet. Burada şu düşünceyi ileri sürmek istiyorum. Felsefede meselelerin, problemlerin kendisinin çoğunlukla çözümlerden daha önemli olması gibi bir durum vardır. Hatta belki de zaten çözüm diye bir şey bile yoktur. Bunun nedeni felsefedeki problemlerin kendimizi ve dünyadaki yerimizi anlama yolları sunmasıdır. Ayrıca eski bir sorunu yeni bir ışık altında görmemize yardım eden herhangi bir gelişme ya da var olan bir felsefi sorun içinde yeni bir bakış açısının açılmasını sağlayan herhangi bir gelişme Yalnızca felsefi sorun hakkındaki anlayışımızı değil, aynı zamanda kendimiz hakkındaki anlayışımızı da genişleten bir gelişmedir. Bu da önemli bir felsefi ilerleme biçimidir. Eski bir felsefi sorunu yeni bir ışık altında irdeleyerek felsefi ilerleme sağlayabiliriz. Böylelikle bir felsefi sorunun kesin olarak çözümüne kadar gitmesek bile kendimiz hakkında önemli bir şey öğreniriz. Bugün zaman içinde kimlikle ilgili tartışmamızda açıklamak istediğim de bu olgu. Çünkü bence John Locke uzun zamandır süregelen felsefi bir soruna ilişkin olarak, yani kimlik sorununa ilişkin olarak bu anlattığıma tamamen benzer bir ilerleme kaydetmiştir. Gelin şimdi de filozof John Locke hakkında biraz bilgi verelim. Bahsettiğim gibi kendisi İngiliz. 1632'den 1704 yılına kadar yaşamış. Belki de daha çok siyaset felsefesi çalışmalarıyla bilinir. O dönemden bugüne kadar siyasi düşünce üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Ancak metafizik ve epistemolojide de bazı önemli eserler yazmıştır. Ve bugün de biz onun metafizik görüşlerinin bir yönünü ele alıyoruz. Zaman içinde değişen kimlik. Locke, Kimlikle ilgili yazılarında tüm problemi tamamen yeni bir ışık altında görmemizi sağlayan bir kavrayış ortaya koymuş ve kişilerin doğası üzerine yeni bir felsefi araştırma sahası açmıştır. Bence bu önemli bir felsefi gelişme ve bugün kimlik üzerinde çalışan pek çok felsefeci John Locke'un bu alanda açtığı gelişime çok şey borçlu. Şimdilik Locke'dan bahsetmeden genel olarak sorun hakkında konuşacağım. Ancak hemen sonra loka döneceğim. Genel olarak kimlik sorunu şu şekilde ortaya konabilir. 1991'de Yale'de ders vermeye başlayan kişiye A diyelim. Ve 2014'te bu dersi veren kişi ise B olsun. Bu ikisi tabii ki aynı kişi. A, B ile aynı. Yani A eşittir B. Ancak A ve B'nin sahip olduğu kimlik ne sayede elde ediliyor? Bu soru kabaca iki soruya daha yol açıyor. Aslında ilk sorduğum sorunun içeriğini tamamen kapsamıyor ama yine de büyük ölçüde işimizi görür. Ve işte o iki soru şunlar. A'nın B ile aynı olması için gerekli şartlar neler? Ve A'nın B ile aynı olması için yeterli şartlar neler? Bu iki soru hakkında biraz daha bir şeyler söyleyeyim. Çünkü bugünkü tartışma boyunca bize rehberlik edecek. İlk soru A'nın B ile aynı olması için ne tür bir ilişki gerekli diye soruyor. Aynı olmaları için ne gibi bir ilişki içinde olmalılar? Bu sorunun cevabının alacağı form ikisi arasında bir ilişki kurmalı. Şöyle diyebiliriz. A B ile aynı ise o zaman A ve B bu ilişkide yer alır. Dolayısıyla burada zaman içinde kimlik için gerekli olan bir ilişki arıyoruz. İlk soru buydu. Zaman içinde kimliğin yeterli koşulları hakkındaki ikinci soru ise bir zamandaki bir kişinin başka bir zamandaki biriyle aynı olması için neyin yeterli olduğunu sorar. Yani A'nın B ile aynı olması için ne yeterlidir? Bu sorunun cevabının alacağı formda şöyle bir ilişki kurmalı. A ve B bu ilişki içindeyse o zaman A B ile aynıdır. O zaman neymiş? Kimliğin gerekli şartı. A B ile aynı ise o zaman A ve B bu ilişkide yer alır diyormuş. Kimliğin yeterli şartı ise A ve B bu ilişki içindeyse o zaman A B ile aynıdır diyor hem gerekli hem yeterli şart varsa zaman içinde kimliğin tam bir tanımını yapmışız demektir. En azından bu tanımın başlangıcının. Zaman içindeki kimlik sorunu aslında nesnelerin ya da varlıkların zaman içinde kimliğine yönelik olan o genel sorunun daha kısıtlı bir bölümü. Çünkü aynı soruyu sadece insanlar için değil, örneğin bir köpek için de sorabiliriz. Geçmişteki bir köpekle gelecekteki köpeğin aynı olmasını sağlayan şey nedir? Geçtiğimiz yılda köpeğimin adı Soho'ydu, bugün de öyle. Geçtiğimiz yılki Soho ile bugünkü Soho'nun aynı köpek olmasını sağlayan şey nedir? Bu da zaman içinde köpeğin kimliği sorusu olabilir. Benzer şekilde nesnelerin kimliğini de sorabiliriz. Şu anda önünde oturmakta olduğum masayı geçen hafta ofisimde olan masayla aynı kılan nedir? Felsefi sorumuzu sorarsak, şimdi önümde duran masayla geçen hafta ofisimde duran masanın aynı olmasına neden olan şey nedir? Hepimiz e, bu tür kimlik iddialarının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu iddiaları doğru kılan şey nedir? Önceden de söylediğim gibi, zaman içinde kimlik sorunu, zaman içinde nesnelerin kimliğine ilişkin genel sorunun daha kısıtlı bir versiyonu. Bu soru felsefenin herhangi bir alanında, herhangi bir nesneyle ilgili olarak sorulabilir ama biz burada özellikle zaman içinde bireyin kimliği sorunuyla ilgileniyoruz. Buna odaklanmak da çok mantıklı çünkü insanlar bizim için gerçekten önemli demek istediğim köpekler de önemli tabii beni yanlış anlamayın. Masalar da elbette bizim için önemli ama bizim özellikle ilgilendiğimiz şey insanlar ve biz gerçekten şu an olduğumuz kişiyi o kişi yapan nedir onu bilmek istiyoruz. Kişiler olarak bizlerin zaman içinde aynı şekilde devam etmemizin nedeni nedir? Tüm bu kendimizle ilgili neler yaptığımız sorusu zaman içinde kimlikle ilgili görüşler üzerine kurulmuştur. Bu adamın arkadaşıyla etkileşime girmesinin ve bundan hoşlanmasının sebebi şu. Etkileşime girmekte olduğu kişi yıllar önce mahallede birlikte büyüdüğü kişiyle aynı. Yıllar önce şu eğlenceli yere birlikte gitmişler ve zaman içinde kimlikle ilgili bir varsayım şu anda bu iki birey arasındaki etkileşimi yönlendiriyor. Çünkü burada kimlikle ilgili doğru olduğuna inanılan bir iddia var. Ahlaki övgü ve suçlamalarımız da zaman içinde kimlik konusundaki belirli varsayımlarla ilgilidir. Şu an karşımdaki kişi, geçen hafta ya da geçen yıl belli bir suçu ya da belli bir kötü eylemi gerçekleştiren kişiyle aynı değilse, onu bu kötü eylemler için suçlamak doğru olmaz. Kısacası ahlaki suçlamalar zaman içinde kimlikle ilgili varsayımlara dayanır. Ahlaki övgülerde de aynı durum geçerlidir. Geleceğe yönelik planlamalar da zaman içinde kimlikle ilgili varsayımlara dayanır. Yarın gece belli bir konsere gitmek istediğim için belli bir planım olabilir. Çünkü konsere gidecek olan kişinin şu anki benle aynı olacağına inanıyorum. Bundan dolayı aslında gelecekteki kendim için planlar yapıyorum. <laughs> Ve bu belirli bir kişinin zaman içindeki aynı kişi olmaya devam edeceğine yönelik varsayımımla örtüşüyor. Yani günlük hayattaki varsayımlarımız zaman içinde kimlikle ilgili görüşlerimize dayanıyor. Zaten bu mesele de işte bundan dolayı çok önemli. Hoşçakalın.